Hoşça kal sultanım. Sakın kendini fazla üzme. Sonuçta ikisi de yetişkin insanlar. Hem iş olacağına varır. Beni çiğneyip geçmelerine izin veremem Müfit. Ama haklısın. Bunun için de fazla üzülmemeliyim. Sen bana lazımsın Namigâr. Senin ilgin olmadan ne yaparım ben? Canım benim. Önce sen gelirsin, sonra onlar. Kocamın her zaman önceliği vardır. Hadi can, güle güle. Hoşça kal. Sıra geldi seninle konuşmaya. Gel can. Sıdıka, artık herkes gerçeği bildiğine göre senin daha fazla o evde kalmanın anlamı yok. Hanımefendi, ben oradan pek memnunum ama. Sana nereden memnun olduğunu sormadım. Artık oyun bitti. Hanım ve emektarı kendi yerlerinde olmalılar. Benim sana burada yanımda ihtiyacım var. Benim evimin işini sen yapacaksın. Şahsi hizmetimi göreceksin. Soframızı sen kurup yatağımızı sen toplayacaksın. Masajımı, saçlarımın bakımını, el ayak bakımımı hepsini sen yapacaksın. Daima olduğu gibi. Emredersiniz hanımefendi. Ama her gün yukarı kata çıkıp çocukları yoklayabilirim, değil mi? İşin olmadığı zamanlar evet. Dur bakalım. Şimdi şu Aslı için gazeteye bir ilan verelim. Hadi bakalım, bana telsiz telefonu getir. Peki. Günaydın hayatım. Ne oluyor ya? Günaydın şekerim. Affedersin, çoktan uyanmışsındır diye düşündüm. Saat 10'u geçiyor. Oh! Ah, ya işe geç kaldım. Ne iş ayol? Hani işinden ayrılmıştın? Ah, ayrıldım değil mi? Hı. Ben yerimi yadırgadım herhalde. Sabah günü ağardıktan sonra uyudum, sersem gibiyim. Al hayatım, sana kahve yaptım. Kafam da çok karışık. Kusura bakma şekerim. Bilseydim uyandırmazdım seni. Yok ya, vallahi kusura bakma. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dedim ki, bunca yıl sonra arkadaşımı bulmuşum. Üstelik ben de misafir. Bari onu biraz şımartayım dedim. Şey, kocam da benim hep kahvemi yatağıma getirir sabahları. Öyle mi? Anne şeker. Aslı sen, ya o zamanlar Ali'ye aşıktın, hatırlıyor musun? Hatırlarım tabii canım, niye hatırlamıyorum? Ama bir dakika, öyle aşıktın deme, tek taraflı değildi yani. Tabii canım, tabii o senin ilk aşkındı. O da sana aşıktı. Ne heyecanlı günlerdi değil mi? Hiç haber aldın mı Ali'den? Evlendiğini, bir oğlu olduğunu duydum. Hepsi o kadar. Hadi ya. Bana bak, çocuk yapmaya niyetin yok mu senin? Var. Da işte olmadı yani. Ne kadar oldu ki evleneli? İşte 2 yıl. O kadar da az değilmiş canım. En azından hamile kalabilirdin. Çok sık seyahat ediyor Eren, onun için denk düşmedi. Bana bak, yoksa o çocuk istemiyor mu? Pek istemiyor. Ha, nikahsız olduğunuz için mi? Bu yüzden mi istemiyor? Yani Nihat'ın yanında pek açmak istemedim ama nikahsızsınız, öyle değil mi? Formaliti, bir imza, biz öyle şeylere pek inanmıyoruz. Olur mu canım? Evlilik evliliktir. Ama aşk da aşktır. Ha. Ama Eren şeyden dolayı çocuk istemiyor. Benim ilgimi, sevgimi paylaşamıyor. Ya, o zaman biraz bencil bir adam. Öyle her an onunla olacağım, gözümü üstünden ayırmayacağım. Hep onunla ilgileneceğim. Kıskançlı düşünebiliyor musun? Çocuğumu bile sevemeyeceğim. Aa, deli mi ne? Hiç öyle şey olur mu hayatım? İşte olmaz ama onu Eren'e anlat. Ben onu kaç defa bırakıp gidecek oldum. İntihara teşebbüs etti. Ne diyorsun? Ne yapayım? Vicdan azabına dayanamayıp geri döndüm. Aslı yani bu adam pek sağlıklı birine benzemiyor. Çok aşık bana. Yani o kadar aşık ki şimdi onu da anlamak lazım. Çok aşık. Doktora falan götürsen? Ben kendim uğraştım terapisiyle. İşte bu kadar oldu. Hay Allah. Zaten halinden yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu belliydi.
Benim bir an önce otele dönmem lazım. Eren'i oradan arayacağım. Kıskanmasın diye ne yapacağımı şaşırdım. Hay Allah. Tamam mı? Tamam. Tamam, tamam hayatım. Tamam canım. Sağ ol. Sekreter aranıyor. Şoför. Şöyle çocuklarla ilgili bir şey yok mu ya? Erkek çocuğa mürebbiyelik yapacak genç, pedagoji bilgisi olan, tecrübeli, kültürlü mürebbiye aranıyor. İşte bana göre. Yabancı, söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim, sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç marma adamım değilsin. Hey, kadınım.